Diyarbakır'da bölücü terör örgütüne yönelik 2017'de düzenlenen operasyonda şehit olan Özel Harekat Polisi Ahmet Alp Demir'in İmam Hatip Babası İbrahim Taşdemir'in görev yaptığı camide dünyanın farklı coğrafyalarından gelen ziyaretçilerini ağırlaması büyük ilgi görüyor. Selçuk'a gelen turistler Efes Antik Kenti, Ayasuluk Tepesi'nin yanı sıra 1375 yılında inşa edilen İsa Bey Camisi'ni de ziyaret ediyor ve burada misafirperver bir din adamıyla tanışıyor. İmam Taşdemir yaklaşık 7 yıldır görev yaptığı camiyi ziyaret edenlere elinde bir şekerlik ve kolonya şişesiyle yaklaşıyor ve hangi ülkeden geldiklerini öğreniyor turistin konuştuğu yabancı dile göre İngilizce, Almanca, Fransızca, Urduca, Portekizce ve daha 20 farklı dilde hazırlanmış notlarından uygun olanını seçen Taşdemir ziyaretçilerine ana dillerinde hitap etmeye başlıyor. Mi "Tanıtmaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de mesela geçenlerde bir Alman çift gelmişti. Sordum, "Affedersiniz, kaç yaşındasınız?" dedim. 81 dediler. Kadın da erkek de 81'er yaşında." Dedim Kur'an'la daha önce hiç karşılaştınız mı? Ya yani Kur'an okudunuz mu? Hiç dediler. E düşünün ki böyle bir insanın 81 yılın, yıl boyunca ilk defa Kur'an'la karşılaşması benim vesilemle oluyor. Allah beni böyle bir şeyde kullanıyor. Bu benim için gerçekten çok büyük bir mutluluk. Normalde biraz İngilizcem var. Çok mükemmel değil aslında. Birazcık İngilizcem var. İşte birazcık Arapça, biraz Hollandaca dilim var ama ben burada insanlara Kur'an'ı anlatırken tanıtırken, verirken şunu fark ettim. Onların dilinde birkaç cümle söylediğinizde onların bu çok hoşuna gidiyor. Bayılıyorlar. Ya diyorlar imam bizim dilimizden konuşuyor. Ben tabii hani bunu fark ettikten sonra onların da böyle gönüllerinin hemen bize ısındığını fark edince şöyle bir sistem geliştirdim. Örneğin sizin dilinizde Hoş geldiniz, ne demek diyorum, nasıl söylüyorsunuz diyorum. O da diyor ki çeşç diyor mesela. Ben de onlara çeşç, polska diyorum. Onlar da çok memnun oluyorlar. İşte ee, nasılsınız diyorum, özür dilerim, isminiz nedir, benim ismim şu, memnun oldum güle güle. Hani insanın yaşı ilerledikçe aklın olgunluğu da artıyor malumunuz. İnsanın yaşı ilerledikçe insan bu yolun sonunun varacağı yeri de görüyor.